Kurban Bayramı'nın bize bayram olarak hediye edilmesi ve kurbanın içindeki büyük kerametler ve büyük meselelerin de dikkate alınması ve düşünülmesi lazımdır. Kurban insanlığın yaşama hakkının en iyi ortaya konduğu bir sistemin adıdır aslında. Hazreti İbrahim'in sadakati, Hazreti İsmail'in teslimiyeti, Hazreti Hacer Validemizin de tevekkülünün birleşmesiyle oluşmuş bir sistemdir. Bunu iyi algılarsak, bugünlere niye gelindiğini, insanların yaşama hakkının, insan odaklı sistemin, Allah'ın yeryüzünü insan odaklı bir sistem üzerine kurduğunun çok net bir şekilde anlamış oluruz aslında. Yıllarca anlatılamayan meselelerin tamamı Hazreti İbrahim'in sadakatinde ve Hazreti İsmail'in teslimiyetinde saklıdır değerli arkadaşlar. Allah kurban ibadetlerinizi kabul etsin diyorum. Hem duamızı edelim hem tedbirlerimizi alalım. Pandemisiz bir 2021-2022 yeni dönemdeki inşallah 2022'deki kurban bayramımızı daha farklı, daha rahat, başka şeylerin konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.